İçme be, içme, millet işiyor buraya. Saçma ama işleyince kırmızı şey çıkıyor derlerdi. Ha, iyi biliyorsun bu işleri. Demek ki yapıyorsun. Ben birkaç kere denedim, hiç kırmızı bir şey çıkmadı. Daldır. Çok özlemişim tatili. Ne oldu geldiğimiz ya? İnanılmaz bedava otel ya. Abi yasak yasak nereye kadar be? Boş versene. Yasaklar denilmek içindi. Ne yapıyorsun mesela? Bütün mü alıyorsun Allah aşkına ya? Çok derine darma, çok derine darma. Burada şey köpek bana çıkabilir, insanlar yok ya. Bir tek biz varız bu tatil köyünde, inanılmaz mutluyuz. Bize para özel bok açıldı, tövbe yarabbi. Evet, bu para bok gerçekten. Ay, Allah çok rahatsa. Allah bugünleri bize aratmasın gerçekten. Amin. Ya. Boş ver ya. Ben hep şey insanım ben. Enis'in FaceApp uygulamasındaki rütüşleri bittikten sonra kendisi göstersene Allah aşkına. Hemen göstereyim. Bir tane FaceApp'ı yapmadan bir de yaptıktan sonraki halini göster. Öncesini sonrasını evet bulabilir miyiz? Dolandırıcılık bu, hikaye. Bu sonrası. Evet, bu sonrası. Öncesini öncesi göster. Öncesi gösteriyor. Gözü bile açtın yani. Çok küçük oynuyorlar ya. Bildiğin bir dizi estetik operasyon geçirdim anında. Nasılsın Enis? Olağanüstü sen. Ben de çok iyiyim ya. Çok yüzdük, iyi geldi. İnanılmaz iyi geldi. Vücudumuz açıldı. Tatil yapmış gibi hissettim. Yemin ederim o kadar iyi geldi ki. Ya. Bayağı bir suya yüzümüzü çırptık falan, bir fena gelmedi ya. Peki hayatında hiç bu kadar tatile gitmediğin başka bir dönem olmuş muydu? Ben hiç tatile gitmiyorum genelde. Göbeğimi açmadığım için tabii. Ben egomdan dolayı biliyorsun öyle milletin ortasından falan denize girmiyorum. O yüzden tatil çok sevmem ben. Aslında çok dışa dönük biri olarak gözüküyorsun fakat utangaçsın. Her şeyden utanıyorum. Ya neden? Asla. Asla. Kimseye göbeğimi göstermem falan. Var benim öyle garip takıntılarım. Beni takip eden deliler de bilir. Burcun ne? Oğlak. Sen Oğlak neydi? Boğa. Boğa. Yükselim ve ikizler. Severim ama şey yani bir utanırım ben öyle her şeyden. O yüzden çok tatilci değilimdir ama bu tatili sevdim. Gömlekli. Kenarda tam gizlik o. Tam kapalı. Peki sana bir soru. Bu kadar utangaç bir adam böyle bir mesleği yapmaya nasıl karar verdi? Çünkü o bir eşik aslında baktığın zaman. Evet galiba ama zaten orada kendimizi tatmin ediyoruz. Hani orada istediğimizi yapıyoruz, bir rahatlıyoruz bence. Günlük hayatta yine kapanıyoruz. Ama tabii bu doğru bir şey mi onu bilmiyorum. Yani bir eşitlemek lazım onu bilmiyorum. Ben beceremiyorum. Yani iki tarafta da aynı rahatlığı sergileyemiyorum. Ben sahnede yapabiliyorum ama normal hayatta... Peki sana bir soru o zaman. Sor. Mesleğini yaparken canlandırdığın bir rolde hiç utandığın oldu mu? Mesela bir sahne var, bir utangaçlık geldi mi sana? Sahnede gelmiyor, yemin ederim. Bu kadar yıl tiyatro yaptım. Mesela hı-hı göbeğimi göstermem falan diyorum ya, sahnede yapabiliyorum onu. Ya bu yönetmen korkusu. Hani ya da kalabalık seni gaza getiriyor da olabilir. Belki de. Ya da orada şey, hakim olabiliyorum. Sahne benim, istediğim açı, her şey bana ait olduğu için mi belki özgüvenliyim orada bilmiyorum ama normalde öyle şuradan denize koş desem bir utanırım. Sen utangaç mısın? Ben çok utangacım. Ben Zengo filminde bir sahne vardı böyle cinnet geçirdiğim. Orada bacağım açıldı mı diye sahne arasında bacağımı kapatmaya çalışmışım. Şaka yapıyorum. Evet evet, yani Zengo karakterinin içinde düşün. Karakterin içindeyim yani o anda. Ve oyunculukta da en kötü şey o anı takılmaktır. Evet. Oraya takıldığın anda ne oynadığını asla bilmezsin. Evet. Çünkü beynin hep oradadır. Hı-hı. Berbat bir şey. Aman bir taraflarım gözüktü mü derdiyle falan. Bana da oluyor bu ama stand-up'ta olmuyor bak. Stand-up'ta çok açık konuşabiliyorum. Aşırı açık. Açık derken küfürlü mü? Küfür çok fazla etmem. Evet. Oradan kaçarım yani. O küfür çünkü bana göre aslında durumun en kolayıdır, tamam mı? Evet. Oradan biraz kaçarım. Onu küfürsüz biçimde nasıl anlatıp komikliğe dönüştürebilirim? Biraz ona kanalize oluyorum. Ama anlattığım konular konusunda çok cesurum. Ama sana stand-up'ta küfür çok yakışıyor. Yakışıyor. Minik küfürler. Yakışıyor, çok yakışıyor. Bizde kültür küfür ya. Ya biz severiz. Biz, sen benim annemin küfürlerini duysan. İnan biz Karadenizli olduğumuz için benim bütün ailem senin gibi konuşur. Yani o yüzden seni izlediğimde böyle oldum. Ya annemin teyzesi, yengesi, her neyse herkes sensin yani. O yüzden onu herkes bilir mi bilmiyorum o konuşma dilini. Ama biz senin dediğin mesela bütün kelimeler bizde olan çocukluğumuzdan beri duyduğumuz kelimeler olduğu için bana müthiş eğlenceli geliyor. Ben seni nereden tanıyorum biliyor musun? Nereden? Uçurum dizisi miydi? Oy, evet. İki tane hani kız kardeş. Aynen, aynen. Ne en kadar sevdiğim iyiydin işti ya, çok seviyordum. Ne kadar iyiydin. Çok seviyordum. En sevdiğim işimdi gerçekten. Yani bir de çok iş yapmak istediğim bir dönemdi. Kaç yaşındaydın? Konservatuardan yeni mezun olmuşum falan. Hı. Çok da yeni değil aslında ama
Gene böyle 28-29'larda falandım herhalde. Hı hı. O dönemde böyle çok iyi bir işti o. Bence Türkiye'deki nadir yazılmış iyi senaryolardan biriydi. O? 24 falan biliyor musun? Fena da değil. Bir sezon gibi. Ben çok üzülüyordum o dizide ama ya. Bu kadar kahır olmaz yani. Çok o kadar ya. Kahır, o kadar kahır. Bir de bir türlü o kızı kurtaramadılar. O kız sonra o genel evin başkanı oldu ya. Ama... hani bir şey hikayesi bekliyorsun, anladın mı? Oradan çıkma hikayesi bekliyorsun. O kız orayı hırs yapmış kendine. Yani ya. Oranın başkanı olmak istemiş. Doğru hatırlıyorum değil mi? Öyle bir şeydi. O başrol kız değildi ama başkasıydı. Değil, kız kardeşiydi, kız kardeşi. Daha sonra kız kardeşi oraya geçmek istedi ya. Öyle miydi sen evlendin ya? Onunla. Sen o kız kardeşle evlendin. Evet. Evet, peki normal hayatında. Ha. Böyle bir aşk yaşar mıydın? Yani aşkta gözün kara mıdır senin? Hiç değil. Yani bu kadar tehlikeli bir aşkın içine girer miydin? Sonuçta kızın arkasında mafya babaları gitti akılmış. Ben hiç. Ben tehlikeli hiçbir şeye girmem hayatta yani. Ha, çok usul ilerliyorsun. Evet, ben moralimi bozacak, enerjimi düşürecek hiçbir şeye girmem. Ben korkak bir tipim ama yani... Ben daha kolaya konmayı seviyorum demek de doğru değil belki de ama huzursuz hiçbir şeyin içinde duramıyorum. Kalbim sıkışıyor. Peki ben huzursuz olmaktan niye bu kadar korkuyorsun? Neden bu kadar korkuyorum? Mesela ya, yani huzursuz ol. Bir kere geldik dünyaya, ne bileyim, mutlu olmalıyız. Hani öyle tehlikeye girmemeliyiz gibi geliyor. Yanlış mı düşünüyorum? Saçmalıyor muyum? Bazen risk alman gerekebilir. İşte ben hiç beceremiyorum. Hiç. En büyük riskin ne bu hayatta? En büyük riskim değil ama konuşamamak çok büyük problem. Mesela sen benim kalbimi kır, hı hı. Sana asla bunu yıllarca söyleyemem. İçime atarım. E nasıl çözüyorsun o zaman problemlerini? Çözemiyorum. Kendi içimde diyorum ki okey, o da ona hak görmüştür. Bitiyor mu onun arkadaşlığı? Hayır, aslında devam bitmiyor. Devam ediyor. Devam ediyor ama okey, yani bunu yaptıysa vardır bir sebebi, boşver deyip, o da haklıdır deyip es geçiyorum. Sen? Ama ya haklı değilse kendine zulmetmiş olmaz mısın? Olurum. Sen hemen bitiriyor musun? Ne yapıyorsun? Çok konuşuyor musun? Ben de söylemem. Söyleyemem yani. Söyleyemem. Çünkü bende de şöyle bir şey vardır. Ya beni çok sevse zaten beni çok iyi tanıyor olur ve bunu zaten yapmaz bana. Ya ben daha o insanı niye uyarayım ki noktasındayım. Ben de tam bunu düşünüyorum. Ben de kendime zulmederim hep. Kendime hep böyle zulmederim. Bu berbat bir şey ama biliyor musun? E tabi. Yani hayatımdan hatasını yaptıktan 3 sene sonra çıkardığım insanlar var. 3 sene beklemişim bak. Kendi içimde affetmeye çalışıyorum. Affet. Olmuyor ama bazen yani. Ben de öyle. Evet. Bir zaman hassasız sonra da patlayacağız galiba. Evet, bir de yani çok belki de her şeyi bildiğimizi zannetmek de beni ürkütüyor. Belki de... Onun yaptığı mı doğrudur? Belki de evet, yani ona trip yapmak, bunu yüzüne vurmak ne kadar doğru diye kendimle çok çelişiyorum. Yani korkuyoruz bence. İşte diyorum ya, huzur kaçmasından korkuyoruz. Mutsuz olmaktan korkuyoruz. Okey deyip... Yolumuza devam ediyoruz. Peki ben senin doğum gününe geldiğimde çok arkadaşın olduğunu gördüm. Hı hı. O kadar çok arkadaşın var ki. Bu enerji nasıl bölünüyor böyle? Yani seni zorlaştırmıyor mu bu? Belli bir noktadan sonra hayır deme zorluğu çekmiyor musun? Çünkü çok fazla insan var. Ya evet, çok fazla insan var ama gerçekten herkesle o kadar sıkı fıkı görüşemiyorum artık. Hı hı. Yani küçüldüm biraz daha. Bakma, doğum günde... Tabii ki bütün çocukluk arkadaşlarım geliyor, bir sürü insana haber veriyorum, hepsiyle irtibat halindeyim ama artık herkes bir de çok çalışmaya başladı, hepimizin yaşı geçti artık, eskisi gibi öyle buluşup çaylar kahveler içilemiyor yani, daha küçüldük ama tabii ki böyle özel günlerde, düğünlerde, derneklerde yine birleşiyoruz. Bir de benim için arkadaşlık en önemli şeydir yani. O çocukluk arkadaşımla da bugün görüşeceğim yani, ne olursa olsun. Seni besliyor, doğru evet, söylüyorsun. Evet, en sevdiğim şey arkadaşlık. Bugüne kadar onlarla geldim, o yüzden onların peşini bırakamam yani. Peki seni biz bu meslekte görmeseydik şu an neredeydin sen? Ben kuaför olurdum. Gerçekten. Çok seviyordum. Çok seviyordum ya. En büyük hayalimdi. Sırf bir gün şeyi gördüm Yasemin. Kimi? Kuaförde annemin saçına fön çekiliyordu. Yanında da bir çırak vardı, böyle havaya bakıyordu. Derken fön çeken adam böyle... Ayağıyla tak diye vurdu oğlana. Neden? İşte hani önüne bak, işini yap lan gibilerinde. Ben onu görünce böyle oldum. Ulan ben çırak olursam, bana öyle vurursa biliyorsun ağlayarak koldan kaçarım da ilk günde işi aslında bırakırım. Aslında korkmasan bir kuafördüm. Çok da ünlü bir kuaför olabilirdin. Belki de evet yani, ama böyle saçma çok seviyordum ya. Bana eğlenceye geliyordu falan öyle şeyler. Ama sonra işte oyuncu oldum. Ne alaka? Sonra Şebnem Bozoklu ile tanışınca o dedi ki sen yeteneklisin, seni oyuncu yapalım falan dedi. Öyle Şebnem'le birlikte oyunculuğa giriştim. İşte. Şebnem Bozoklu ile olan videonu izlediğimde ikinizin de çok şanslı olduğunu kanaat getirdim.
Sizi izlerken öyle düşündüm. Yani dedim ki bu sektörde böyle bir dostluk düşün. Yani birbirinin her anında yanında olan, hem acılarında hem mutluluklarında, bu çok büyük bir şükür sebebi şu anda. Çok. Benim de galiba YouTube'da çektiğim en sevdiğim videoydu. Hı-hı. Şebo'yla çektiğim. Yani çok emeği var kızım bende ya. Yani diyorum ya, bir audition'a gittim, tiyatro audition'a. Kapıda tanıştım ve o kız benim hayatımı değiştirdi. Yani konservatuvarı soktu. 4 yıl boyunca bütün konservatuvar ödevlerimi yaptı. Bak, sen tembel miydin? Berbat bir tipti. Ya bak, yemin ederim. Evet, sen Jet Society'de de ezberini sonradan yapıyordun. Çoğu zaman, evet evet. Çoğu zaman ben senin avcunun içine yazdığını biliyorum. Tabii tabii. Telefonunda ben... böyle güya karakter olarak güya telefonuyla oynuyor ama buradan okuyor. Ama ben ÖSS'de bile kopya çekmeye çalışan bir tiptim. Anladın mı? Yani arkamdakinin sorusuyla benimki yer değiştirmiş. Birinci soru, 50. soru. Ben sorunun başına sonuna bakıp kendi sayfalarımı da ararım. Bence ya. Seni bu besliyor. Tutuklanmam ama. Değil mi? Bunu söyledim diye. Yok, hiçbir şey olmaz. Geçti gitti. Zaman aşımına uğradı bir kere. Hukuk bilgilerim. Bence seni bu besliyor. Yani yumurta kapıya dayanana kadar ben de öyleyim de. Bir yerde söyleşi mi yapacağım mesela? Kıyafetim söyleşiyi yapmamı 3-4 saat önce belirlenir. Ya ama bütün günde mesela kalbim sıkışıyor. Ezel yapmadım. Ezel yapmam lazım. Ne yapacağım? Ulan yap da o kadar sıkıntı çekeceğini. Son dakikaya bırakma. Hiperaktifsin gibi. Ya şu anlamda için çok hiperaktif. Yeah. Yani ona böyle adapte olup saatler öncesinden oturup böyle okuyamıyorsun bir bence. De Yasemin, o bizi an olacak. Bu zıkkımda mahvetti. E tabii canım. Yani eskiden şimdi otururduk ezbere, anında odaklanırdık. Şimdi burada bir çalıyor, hop buraya gece dönüyorsun. Gece gündüz oradayız. Her şey bölünüyor yani. Ama gündem çok hızlı değişiyor. Bak Enis, ben 3 saat Instagram'a girmeyeyim, dünya birbirine girmiş. Sonradan haberim oluyor. Girmeden o kadar... durabiliyor musun? Yok. Duramam. Mutlaka duruyorum canım. Günde kaç saat görüyorsun bakalım mı? Bakalım, sen de bak ben de. Hadi bakayım. Nereden bakacağız? Hareketler Oha. Kısmından bakılıyor. Challenge gibi challenge. Bak şimdi şuraya giriyorum. İstatistikler diyorum. Evet. Neredeydi? Anladım. Dur bir dakika. Orada da değildi. Neredeydi? Şimdi bulacağım ben onu. İstatistikler. Hareketlerimde mi? Evet. Hareket. 4 saat 49 dakika giriyormuş. Nereden bakılıyor? Ortalama. Şuradan çık. Evet. Hareketlerine gel. Yanlış yerleri açma bak. Ödümü kopartma. Hareketlerine gir. Hareketleri. Evet. Evet. 4 saat 31 dakika, 4 saat 49 dakika. 18 dakika fazlaymışım senden. Çok da girmiyormuşuz 4 saat. Ve bir 4 saat daha girsek. Yine de bence normal ortalamaya göre fazla olabilir. Çünkü şöyle düşün. Neden 4 saat? Biz çok uyuyoruz. Anladın mı? Uyanık kaldığın saati düşünürsen çok giriyorsun. Ben her gece kimle yazışıyorsun dersen Yasemin'le yazışıyorum. Evet. Sabah 5'te bir bakıyorum, story koyuyorum yalnızlıktan geberdiğim için. Bana bir tek Yasemin yazıyor, kurban oldum. Yine mi uyumadın diye biz bu böyle yazışıyoruz, gülüyoruz. Ama bir şey söyleyeyim, sen çok her şeyin çok fazla yaşandığı yerde oturuyor, tamam mı? Mesela yağmur yağıyorsa sizin orada sel gibi. Rüzgar esiyorsa orada sanki bir fırtına esiyor. Sürekli seni şöyle görüyorum. Çocuklar ne oluyor? Sürekli seni böyle korkmuş. O benim bilinç her şey çok büyük yaşanıyor ya içimde. Yağmur yağıyorsa hortum çıkacaktır. O an Enis nasılsın diyorum. Aşkım hayatım çok kötü. Ölüyoruz. Direkt yıkılmış yani. Hayat bir tat düşmüş. İyi ki kedin var ama. İyi ki var ya. Eşşi ol eşşik. Çok o seviyorum. O senin o duygusal derinliğini dengeliyor. Bunu yaşayacak, ne yaptık? Duygusal kötü, derinlik. De, duygusal derinlik dedim, ne oldu? Sizden de linç yemeyelim diye üzerine Ay. Şeftali suyu, ananas suyu yazdık. Bakın, hemen bir peçete alayım. Sizden korkumuza bakın. Düşünün, ekip de yok. Hemen bir peçete ben kendim alayım. Peçete. Şurada yok mudur? Bu çekmecelerde ne var? Ey Allah'ım yarabbim. Nasıl gidiyor, iyi misin? İyi, sağ olun. Ben de iyiyim. Kameramanlar gitti. Size de geldi mi bir şey? Yok. Ya güzelim ipek gömleğimi ne yaptın ya? Canım benim ya. Bilerek yapmadım be. Alırım sana. Bundan kazandığım parayla alırsın. Çok sen, izleyin. Çok. Senden gelen yine sana gitsin. Şimdi bunu topluyorum. Şimdi. Şey bu bize yetmez. Bize biraz çok lazım alalım. Arkadaşlar. Bu sakarlığım var ya. Her videoda mutlaka bir şey döküyorum. Sen bir kere neyine güvendin de önüne böyle bir şey aldın? Sırf havalı gözükmek için başıma gelenler. Peki bu kadar sosyal hiçbir biri. Şey dökmemiş gibi böyle başlayamaz yayın arkadaşlar. Hayır. Burada sakarlığın üzerine konuşacaksın, ondan sonra bağlayacaksın.
Ben çok sakarım. Gerçekten çok sakarım. Mahvetti üstümüzü ben... başımızı. Hiçbir şey yokmuş gibi. Temizlik ama pahalı bir bluzla gelmişsin. Sen niye bana güveniyorsun ki? Sen gideceksin ACY2'den bir tane tişörtle buraya geleceksin ya. Senin için giyindim. Tamam sorunu sor. Ben de. Estağfurullah. Şimdi döküntü kırıntıdan sonra programımız devam ediyor son tüm hızıyla. Sana bir soru. Hayatında aşk nerede senin için? Hayatımda şey nerede? Eskilerde diyor. Çok eskilerde kaldı. Ben öyle çok aşk peşinde koşan bir tip değilim. Gerçekten değilim. Ben daha çok çalışmayı falan hedefledim bu zamana kadar. Aslında bir zaman sonra evet yaşadığım şeyler vardı ve bunun üzerine şeyi düşündüm. Hayır ya ben artık işlerimin peşinde gitmek istiyorum. Önce onu yoluna sokmak istiyorum. Ondan sonra olursa olur'u inanılmaz kafaya koymuştum. Ve gerçekten de öyle oldu. Uzun bir şeyden çıktım ilişkiden ve çalışmaya başladım. Hı hı. Baktım evet tek bir şeye odaklanınca iyi geldi bana. Demek ki ikisini aynı anda yürütemiyordum, beceremiyordum neyse. Tek bir şeye fokuslanmak iyi geldi ve şu anda da sadece işe fokuslanmak istiyorum. Elbette o da olur ya, niye olmasın? Neler peki dolgu ve botoksların? Dolgum ve botoksum yok, tamamen yüzüm, kendi yüzüm. Şu karantina da evet. Normale döndü. Normale herkes döndü. Özüne döndü. Bir şey söyleyeceğim sana. Peki onları yaptıramamak şu an seni etkiledi mi? Çünkü sen yani şık gözükmeye, güzel gözükmeye, çekici gözükmeye çok önem veren bir adamsın. Seni çok iyi tanıyorum. Çünkü bir gün burnuna dolgu yaptırdı. 48 tane selfie atılır mı ya? 48 tane selfie. Anladın mı? O gün burundan geçilmiyordu Instagram'ın. Ya arkadaşlar güzellik dedi. Yemin ederim bana çok komik geliyor böyle şeyler. İnanılmaz heves ediyorum. Diyorum ki 3 ay sonra eriyecek. Yap abla diyorum yani. Doktora yemin ederim. Diyor ki şuna da şunu yapalım mı? Yap anasını satayım diyorum. Yani bir hafta kaşlarım böyle gezdim mesela. Anladın mı? Herkes story çekiyorum. Bak yemin ederim. Full storyler böyle. Millet diyor ki oğlum ne yaptın? Ya şok diyorum, falan yaptın zannediyorlardı. Mesela seni. Hiç de moralim bozulmuyor. Ne olacak? Bir haftada böyle gezeyim diyorum. Burnumun ucuna iğne yapıyorlar. Kalkıyor. İşte. Ama kim yapıyorsa çok güzel yapıyor. Burnu çok güzel oluyor. Çok güzel. Vallahi oldu. Direkt şöyle bir poz veriyorsun zaten. Hemen oradan evet. Anlıyorum. Diyorum çünkü... tamam. Sen öyle durduğun an enis dolgu yaptırmış. Tamam burun yapılmış diyor. Ama yavrum burun böyleydi. İğneyle böyle kalkınca vav falan oluyor. Ben eğlenmek için yapıyorum biraz da. Artık ne güzelliği. Yaşımız geçti güzellikten ama hoşuma gidiyor. Eğleniyorum. Eriyor gidiyor işte karantinada. Şimdi nasıl iyi görünüyor? Bence gayet ben seni yakından görüyorum şu anda. Gayet güzel gözüküyor. Gerçekten. Yaptırmasan bile olurmuş diyorum yani. İşte çok ciddi söylüyorum. Eskileri gösteririm sonra. Onur'a bir bakarım. Peki sana bir soru. Buyurun. Hayatının hangi bölümündesin sence? Yani hayatını ikiye bölsen. O ikinci kısım senin hangi yaşında başlıyor? Uff. O şey 3 yıl evvelden aslında. Bu işlere başladığım dönemden başlıyor. Çok ciddi bir süreçti o benim için. Instagram'da story çekmeler, annenle evet, videolar çekmeler. Evet evet yani aslında tamamen o 33 yaşına kadar bir hedef belirledim kendime. Tiyatro yapan bir oyuncuydum. Sadece onu biliyordum. Eğer dizi gelirse de para kazanıyordum. Hı hı. Ve hayatım böyle geçip gidecek zannederken bir anda böyle oldum. Ya niye ben sadece evde dizi bekleyen bir oyuncu olacağım? Okey tiyatro yapıyoruz ama ondan para kazanmadığımız için biliyorsun yani. İlla dizi yapmamız lazım. Ben dedim bir işim daha olmalı. Ben bir şey eğlenmeliyim ya bu kadar... Çünkü zor bir süreç. Çok egoların kırılıyor. İşte demin diyorsun ya uçurum müthiş bir işti. Evet. Benim hayatımdaki gerçekten en güzel dönemdi uçurum. Bütün köşe yazarları beni yazıyordu. Herkes oyunculuğumdan bahsediyordu. Ama Enes çok güzel bir karakterdi. Ya, evet müthiş. Ve şu an çok özür dilerim lafını valla kesin. İzlemeyen varsa onu da hemen söyleyelim. Uçurum dizisinin eski bölümlerini bence izleyip orada Enes'in oyunculuğunu görmenizi ya, istiyorum. Teşekkür yani. Ederim ama işte ondan sonra egom kırılıyor. Ondan sonra ben 2 yıl işsiz kaldım mesela yani. Hı-hı. Hiç ve doğal olarak o kadar beklentilerim büyüyor ki bu tepkilerden dolayı. Zannediyorsun ki hayat böyle gidecek ve para kazanabileceksin. Artık bir yerden kurtaracaksın kıçını başını diyorsun. Hı-hı. 2 yıl yine işsiz ve bu artık çok beni mutsuz etmeye başladı. Ve sonra sosyal medyada eğlenmeye başladım. Eğlendikçe çok tatlı markalarla tanıştım. Ondan sonra bütün markalar gelmeye başladı falan. Ve böyle oldum. Okey yine tiyatromu yaparım. Ama en azından zorla bir dizide oynamak zorunda kalmam. Sırf param bittiği için
Artık çünkü güçlendiğim bir yer vardı. Hı-hı. O bana çok iyi geldi. Yani istemediğim işi yapmak zorunda değildim. Hem de eğlenerek, istediğim gibi yöneterek ve bir zaman sonra şu şımarıklığa eriştim. Markalarla görüşmeye gittiğimde markaların o kötü senaryolarını ben burada söylemek zorunda değildim. O dünyanın en güzel şeydi. Hayır arkadaşlar, benim takipçim sizin o dandik senaryonuzu istemez ve bana yakıştırmaz. Ya bana güvenin, bırakın ya da anlaşmayalım diyecek hale geldim. O da beni çok güçlendirdi hayatta derken. Allah'a çok şükür işte sen de YouTube çekiyorsun. Peki şöyle bir şey sorayım o zaman. Daha önceden bunu yapmadım diye pişmanlık duydun mu? Mesela 33 değil de sen buna 28-27'de de başlayabilirdin. Evet ama o zamanlar yoktu ki ya. Vardı. Şöyle ama. İnsanlar ne yaptığımızı anlamıyorlardı. Ben video çekiyordum mesela. Çekme şu saçma sapan videoları diyorlardı. Ha tamam işte. Anlamıyorlardı yani. Öyle bir influencerlık diye bir kavram, öyle bir alan yoktu. Yes, yes. Aynısını da bana oyuncu olduğum için yapıyorlardı. Sen tiyatrocusun, senin ne işin var? Herkes. Ama sadece bizim tayfa. Oyuncu tayfası. Ya tamam siz dizilerde oynayın. Beni rahat bırakın ya falan diyordum. Bir de o video çekenlere hemen sanki hiçbir şey üretmiyorlarmış gibi bakıyorlar. Halbuki ben konservatuarlıyım bak. Video çekmek benim kendi isteyerek yaptığım bir şey. Sen de bu işin konservatuarını okumuşsun. Sen profesyonel bir oyuncusun. Tiyatrocu geçmişin var. Video da çekebilirsin. Evet ama bize öğretilen şey o değil ki. İşte. Değil tabii ki. Ona bakarsan ben dizide oynuyorum diye hocalarım benden nefret ediyorlardı konservatuarda. Ama o okulun parasını da ben o dizide oynadığım parayla ödüyordum. Yani. Aynen öyle. Biz de tiyatroda oynadığımızda bize diyorlardı ki o dandik dizide mi o? E ne yapayım? Neyle geçineceğim? Ona öyle. Oynayacağım tabii onu. Evet onu yapmak ya lazım. Zaten herkes o kadar her şeyi biliyor ve karışıyor ki insan. Ya bırakın insanları ne yapıyorsa yapsın. Bak işte sana yaradı, bana yaradı, birilerine daha yaradı. Hı hı. Ya da bir ekmek kapısı açıldı insanlara. Bırakın işte böyle kalıplarla büyüdüğümüz için zaten psikopat oluyoruz. Neyse ki bunu takmadan yolumuza devam ettik bence, değil mi? İyisin bence. Çok iyisin. Sen de iyisin. Kumar oldum. Ve bu kadar insanlarla aranı iyi tutabiliyor olman bana çok sihirli geliyor ya. Yani bunca yıl bu sektörde olup herkesin sevgisini kazanmak kimsenin zannettiği kadar kolay bir şey değil. Evet çünkü işte diyorum ya çok hırslı bir tip olmadığım için bence. Yani insanları olduğu gibi kabul ediyorum. Hani okey bu da böyle biri diyorum. Yani ona ne düşmanlık besliyorum yemin ediyorum. Kendi içimde de beslemiyorum kardeşim. O da böyle biri deyip geçip gidebiliyorum. Üzerinde durmuyorum. İnsanlar çok takılıyor. Bana böyle yaptı, bana şöyle yaptı bilmem falan. Ben oralarda vakit harcamıyorum. Peki bu kadar sabırlı bir adamın tahammülsüzlük noktası ne? Tahammülsüzlük noktası hiç yok benim. Ne olursa en iyisi kaybederim. Ben seni nasıl kaybedebilirim? Şöyle kaybedersin. Ben şöyle bir şımarıklığım var. İnsanların içini çok gördüğümü iddia ediyorum. Altıncı isim kuvveti. Evet. Yani ondan bana bir yamuk gelecekse de ben zaten onu biliyorum ve kabul ediyorum ilk başında da. Ve doğal olarak yadırgamıyorum. Onu yamuk olarak bile görmüyorum. Çünkü ben onu tahmin ediyorum. O zaman ama şöyle, sen aslında herkesi yeteri kadar sevdiğin için çok fazla kırılmıyorsun. Sen yamuk gelecek insanı da zaten normalde sevdiğin insan kadar sevmiyorsun. Kesinlikle öyle. Tamam. Çok iyi gözlemleyip başta kodluyorsun. Yanıldığın oluyor mu? Evet, işte yanılırsam tahminim çok kötü oluyor. Yani o şey beklemediğim bir fesatlığı gördüğüm anda, hiç beklemediğim bir insana bir şey gördüğüm anda bayağı yıkılıyorum kendi içimde. Çünkü beklediğimin dışında gelişiyor. İşte diyorum ya orada da bir şımarıklığım var belli ki. Ben herkesi çözerim. Çözüyorsun işte, çözememişsin. Şimdi kalbin kırılıyor oluyorum. Hayatta tek bir kişiye teşekkür etmen gerekse. Tek bir kişi. Anneme. Annene değil mi? Anneme. Sonra ablama. Evet çünkü hep şeyden dolayı. Bu zamana kadar bu işsizlik yaşadığımız bu dönemlerde hep annem şunu yaptı. Olsun sen çok yeteneklisin. Biterse bitsin işin. Yenisi gelir oğlum. Sakın üzülme. Hep o kadar büyük bir güçtü ki. Hiçbir zaman yine mi bitti? Ne yapacaksın şimdi diyen bir annem olmadı. Hep aman sakın moral bozma. Hadi belki de annemden dolayı böyleyim. Benim annem de şimdi ne etsin der. Şimdi ne yapacağız? Ne olacak şimdi bu? Ya değil mi? Ama o tabii kaygılarla yetişmiş kaygılarla bir kadın. Evet, o belki kaygılar. Benimki de kaygılı ama işte benim çok... Ters yapıyor belki de. Sen ürktüğün için senin o ürkmüş halini kapatmaya çalışıyor. Ben çok cesaretli olduğum için annem ürküyor. Ben de sıfır cesaretli. Ben de çok aşırı cesaretliyim. Evet ama işte aile gücü inanılmaz yani bizim için en önemli şey. Bir de bu dönemde de aslında onu gördüm. Herkes seninle irtibat halinde olmak istiyor. Hani bir türlü tanındıkça daha fazla insanla tanışıyorsun
Ama ben o tanışmalarla hayatımı değiştirmedim. Yani başka bir yöne gene belli çevrenin içinde çünkü kaldım. Çünkü o tanışmalar da çok değişkenlik gösteriyor. Mesela bu sektörde çoğu zaman senin işine göre değer görüyorsun bazen, biliyor musun? Evet tabii. Mesela yaptığın bir iş tutmadı diyelim. Enteresan bir şekilde eski ilgiyi göstermiyor sana insanlar. Tabii ki. Sosyal medya bunun en büyük kanıtı değil mi? Evet. Fenomenleri anında bütün ünlülerin nasıl yanına çektiğini görüyorsun. Her gün bir ünlünün yanında görüyorsun o fenomeni. Evet. Ve sonra bir bakıyorsun fenomen yok olduğunda hiçbir sanatçının yanında İşte yok. O yüzden benim yanımda çok az ünlü gördünüz. Çünkü ben hiçbir zaman gücümü oradan almadım. Sen nasılsın? Mutlu musun hayatından peki sonuç olarak? Çok mutluyum. Şu anda ben sihir kaçmasın diye söylemiyorum ama çok güzel bir dizi yazıyorum. Evet. Kendi kapasitemin, kendi hayat görüşümün üstünde bir dizi yazıyorum. Biraz tehlikeli bir iş benim için. Çünkü komedi değil. Evet. Ama çok güzel. Hatta bu videodan sonra da bahsetmek isterim sana konusundan. Tamam. Beğenmezsen de canın sağ olsun. Öyle mi değil diyormuş. Beğen ama tabii ki. Onunla ilgileniyorum. Zayıflamaya çalışıyorum bir yandan her zamanki gibi. O hep yaptığım bıktık bir eylemdi. Hiç ya, değişmedi benim için. Ya. Bir de güzel bazı teklifler geldi. Onlar arasından benim için en doğru şeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Bu sezon dizi istemiyordum. Ama gösteriler şu anda durumu belli değil. Gösteri yapıp yapamayacağımı bilemiyorum pandemiden dolayı. Biliyorsun korona benim filmimi de yedi. Ne yemek halinde. Yani. Kısmet boşver. Her şeyde bir nasip. Ya bir şey söyleyeyim. Bir de nasıl içime doğmuşsa bak. Nereye gidiyor acaba ya? Şunu sendeki bu özgüvenlerle. Yemin ederim ben bunu unutmuşum ya. Köpek gibi bağladılar beni buraya. Ben hiçbir yere uzaklaşamıyorum. Bak önceden yani film vizyona girmeden evvel şöyle bir şey yazmıştım. Bak. Zengo filmin çok izlenip çok sevildi bil. Yani yaşayacağım durumu aslında ben yazmışım. Resmen enerji çekmiş. Çok sevildi bil. Gidemedi insanlar sinemaya yani. Niye çekmiş oluyorsun? Bir dakika ya. Bak öyle oldu. Zengo filmin çok izlenip çok sevildi bil. Ha çok sevildi bil. Yani mesela sen buraya gelemedin ya gelmiş bil kendini gibi. Ha yanlış dilek diledim. Evet yanlış dilek dilemişim arkadaşlar. Siz yapmayın. Benim başıma geldi. Siz yapmayın. Oha. Kamu spotu gibi oldu bu. Arkadaşlar bu dünyanın en doğru şeyi. Evet hangi dileği dileyeceğimize hep dikkat edelim. Ben hani kara tahtamla ilgili daha önce röportaj da vermiştim. İlk defa böyle bir hata yaptım. Secret. Doğru. Yanlış orada yaptım. Bil kelimesini atacaksın. Evet bili atmam lazım. Zengo lazımdı. Çok sevildi, çok izlendi. Bitti. Bili atmadım işte. Bak buna inanmayanlar var ama ben enerjiye çok ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Ne dersen bak Einstein demiş ki insan kendi dilinden çıkan kelimelerin kıymetini bilseydi çok dikkatli konuşurdu. Çünkü söz sihirdir, büyüdür söz. Büyü yapıyorsun resmen. Gerçekten öyle doğru diyorsun. Bu arada sana da hediyemi vereyim o zaman. Ne hediye? Ben sana doğum gününde bir hediye verecektim. Bir türlü fırsat bulamamıştım. Gelememiştin bana bir türlü. İşlerimiz yoğundu. Ben sana bir kara tahta almıştım. Bu da senin kendi secret'ındır. Şaka yapıyorsun. Üstüne ne istersen onu yaz ve her yazdığı şey gelsin seni bulsun inşallah. Amin, amin, amin. Bu senin kara tahtandır. Teşekkür ederim. Söz veriyorum yapacağım. Aa dün Hıdır Elez'de yaptın mı? Yapmadım. Bugün yapılmıyor mu? Bugün yapılmıyor mu? Yapılıyor mu? Hıdır Elez hafta mı gün mü? Gün galiba. Haftaya yayılıyor mu? Yap hemen daha ne fark edecek gülün altına şey yapmam ben değil denize mi? Attım parayı denize sarıp. Mi? Yanlış mı? Denize o şimdi yok olup gidecek oradan. Deme kız şey, şey, evde yok mu bir şeyin evin altı evde bir şeyin şeyine de koyabilirsin. Denize at dediler gece çıktım. Tamam deniz da olur ya denize ya. De at. Ne yaptın peki? Dileklerim mi? Evet. Hep sağlık mutluluk falan vallahi yemin ederim bütün anamları yazdım. Bacımları yazdım. Evler çizdim falan. Bahçe köpek çizdim. Yemin ederim. Bahçeye köpek falan çizdim. Bulutlar, bacağı. Köpek büyüyor mu annendeki? Ha, büyüyor bu kadar. Şu yemin an ederim. Annen dünyanın en mutlu kadınıdır. Çok. Ya annesinin profilinde bir video var lütfen izleyin izlemediyseniz. Hangisi? Köpekten kaçıyor. Köpek onu bir türlü bırakmıyor ya. Yapışmış ama köpek. Öyle bir hızla kaçıyor ki kadın. Artık kadın kurtulamıyor köpekten yani. Çok iyi geldi ya. Bayağı evladı gibi oldu. Bakalım inşallah mutlu olsunlar. İkisinin birlikte. De birbirine ihtiyacı vardı. Şu hayvan kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Şu an tahtama ne yazacağım? Hatta istersen onu çizebilirsin de yazmak zorunda da değilsin. Mesela ben istediğim bir evi çizmiştim. Hakikaten nasip oldu. Burayı mı çizdin? Tahtayı çizmiştim şuna. Benim tahtam bu. Her hayır, şeyi ona yazıp çiziyorum. Hayır bu evi çizdin? Evet. Ha, tamam. Büyük bir ev çizdim. Bir de araba çizdim. Araba nasip olmadı. Allah. Daha olmadı. Çok çalışmam lazım. Buradan markalara ses. Buradan şaka. Gerçekten bir zaman sonra da böyle rahat oluyorsun. Ama bir şey söyleyeyim. Bir de öyle bir duruma geldi ortalık. Mesela geçen gün anneme halı alıyorum ya. Envai çeşit halıcı yazmış. Öyle oluyor.
Biz gönderelim diye. Aynen. Ben bir ara de, şey dedim, acaba bana 100 tane alıverseler de dağıtsam mı dedim insanlara. Ben de şey, o kadar utandım ki, ben şimdi normalde evime geldiğinde gene ayıp olmasın diye bir story'e koyasım geliyor. Utanıyorum. Geçenlerde mısır pişiriyorum evde, tencerede pişirdim. Millet bana mesaj atıyor, tencerede mısır mı olur, gerizekalı falan diye. Sonra düdüklü gerekiyormuş ona. Ben de anlarım düdüklü de. Ama mısırı ben de, biz yıllardır mısırı tencerede patlatıyoruz. İşte ya, bana düdüklü dediler. Ben bir saat pişiremedim çünkü küçük tencerede. Millet dedim ki, arkadaşlar düdüklü mü yok, DM'ye atıp durmayın falan diyorum. İşte iki gün sonra 4 markadan düdüklü geldi arkadaşlar eve ve neyi paylaşayım ya, hangi markayı? Bütün evde düdükleri böyle dizdim, gelene geçene düdüklü hediye ediyorum. Ama şu, bu şöyle şeylere sebep oluyor, bizim de biraz hayır işlememize daha çok sebep oluyor. Bir şeyler geliyor ya mesela, ben hep onları dağıtıyorum. Full. Veriyorsun hepsini. Yani. Onlar sende kalmıyor çoğu zaman. Onlar hakikaten ihtiyacı olanlara gidiyor yani. Ben de yani. Artık eve gelene ayak numaran kaç, evet, boyum kaç falan böyle herkese dağıtıyorum. Bütün tanıdığa ve bu müthiş bir şey oluyor. Ya geçen gün bana ıslak mendil göndermişler. Kocaman. Kaç? 3 koli mi? Yalan olmasın öyle bir şey. Kapının önünde koli duruyor. Marketteki çocuk da geldi, dedi ki, abi bunlar ne falan dedi. Böyle üstü açılmıştı. Islak mendil. İster misin, vereyim mi sana bir koli dedim. Böyle yaptı. Ay yeni çocuğum oldu. Çok ya, iyi olur benim dedi. Bak ama tatlılığa bak. Dedim ki, Allah'ını seviyorsan iki koli al. Ben ne yapacağım bu kadar şey? Yok abi gerek yok. Bu benim bir yıl idare eder dedi. Ulan başkası olsa ikisini birden alır. Almadı, kurban olduğum bir koliyi aldı. Ama bu hayatta gitti. Gerçek ihtiyacı olanlar öyle yapıyor. Amerikan yapmış ya, ben büyük takdir ettim o olayı mesela. Ne o? Söyle bana. Şey demiş, sadece bir kilo un mu demişti, bir paket un mu dağıtıyorum demişti. Bir kilo un dağıtacağım demiş. Ha, içinden biliyorsun bir şey çıkıyor. Biliyorsun değil mi? Sadece ihtiyacı olanlar gelsin demiş. İçinden 1600 rupi mi, 1500 rupi mi ne bir para çıkmış. Vay, doğru. Haliyle de oraya bir paket un için gelen zaten ihtiyacı olduğu için gidiyordur. Bu sayede de gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım etmiş oldu yani. Güzel taktik. Ben geçen gün kafaya koydum. Dedim ki ben gücümün yettiği kadar Ramazan kumanyası dağıtmak istiyorum dedim. Bunu sosyal medyada paylaşmak istiyorum dedim. Sonra uyardılar beni. Dünya kadar DM gelecek sana ve ayırt edemeyeceksin gerçekten hangisinin ihtiyacı olduğunu. Aynen öyle. Doğru. Ben de mesela artık annem buluyor onları. Beni arıyor. Hemen bana bu kadar para gönder. Bilmem neye yardım falan. Ayak numarası 44. Ayakkabı gönder falan. Annem bayağı yönetiyor onları. Çünkü annem Ramazan... Ama en azından gözüyle görüyor işte. Diyor ki sana buraya ihtiyaç var. Benim annem de öyle yapar. Ama benim annem genelde hayırlarını da hep bana yaptırır. Neden? Yavrum benim adıma, benim niyetime... Oraya bir 20 lira verir misin? Hep de küçük ama. Annemin bir sınırı var, 20 lira. Bir şey olduğu zaman mesela hep şey der. Bu benim başıma can olsa bir fakire 20 lira vereceğim. Hep orada kalmış. Orada kalmış o. Ya canım benim. Seviyor öyle şeyleri. O ne burç? Annem mi? Balık. Balık mı? Evet. Ha, benimki de balık. Baban ne? Aslan. Aslan bilmiyorum. Bir tek balığı biliyordum. Öyle yalandan sordum. Ama şimdi şöyle oluyor, annem çok duygusal, babam çok inatçı bir adam. O evde sürekli böyle bir otorite savaşları var. Neden? Genelde annemi de diyor oluyor tabii ama. Her zaman. Annem çünkü laf dinleyen bir kadın değil. Aşırı yaramaz ya, yaramaz bir kız çocuğu gibi. Babam da sürekli ona böyle lafını geçirmeye çalışıyor. Öyle bir savaş var onların arasında. Sen yaramaz mısın? Ben çok. Aşırı. Çocukluğun nasıldı? Ya biraz çok hayal kuran, mutsuz bir çocuktum biraz. Gerçekten. Evet, çünkü annemden babamdan ayrı büyümek zorunda kaldım ben. Şu an annemlerin oturduğu evi yapmaları için beni köye göndermeleri gerekiyordu. Bana rahmetli anneannem bakıyordu. Orada biraz böyle bir yalnız çocukluk geçirdim ben. Kaç yıl? Yani 6 yaşına kadar falan düşün. Böyle gerçekten gitmeli gelmeli bir çocukluk oldu. Haliyle de orada böyle birazcık uzak kalmak biraz etkiledi beni ve çok hayal kurmama sebep oldu ama. Aşırı hayal kurmak. Yani arkadaşım olmadığı için büyüklerimi çok fazla gözlemlemek zorunda kaldım. Otur onları gözlemle. Kim nasıl konuşuyor, kim ne yapıyor. O çocuk yaşta öğrendim ben o şiveyi mesela. Vay, var mı köyden arkadaşın falan ama çok küçükmüşsün. Kuzenim olmaz. Var, akrabalarım vardı yani. Ama ben erkek gibiydim biliyor musun? Mesela bir tane kız bebek oyuncağım vardı, onu da çalmıştım. Hayatımda bir kere hırsızlık yaptım. O da ilk oyuncak bebeğimi çalmamdır. Nereden çaldın? Akrabamızın kızının oyuncak bebeğini çaldım. Gerçekten. Beni kandırmıştı çünkü. Bana dedi ki, çobanlığa gidilirdi bizim köyde. Dedi ki bana, eğer benimle çobanlığa gelirsen ben sana bu oyuncak bebeğimi vereceğim dedi. Defalarca beni çobanlığa götürdü. Onunla birlikte onu vermedi mi? Vermedi. Öyle bir sen misin vermeyen? Ki. Ben de onu çaldım. Ama sonra dedim ki ben senin bebeğini çaldım. Ya. Haber de verdim ona.
Ne dedi? Gerekse. Senin olsun, o zaten senindi dedi. Ha, ama ben tabii onun vicdan azabını o yaşta bile yani çektim. 6 yaşında çok üzüldüm yani onu yaptığıma. Ben de hırsızlık... Yapmamalıydım dedim. Hırsızlık hikayesi değil ama şu. Okuldan dönerken yürüyerek dönüyorduk. Ha. Yerde 50 lira bulduk. 50 lira mı 5000 lira mı artık ne hatırlamıyorum, sallıyorum. Aldın mı? Çocuğuz. Ayağımla bastım böyle, paranın yarısı dışarıda. Yanımda da Murat diye bir arkadaşım var, böyle birbirimize baktık 10 yaşında falanız. Etrafa baktık. Bu para kimin, bu para kimin? Aptal aptal istiyoruz ki halbuki para bize kalsın. Hani büyük ihtimal. Baktık kimseden ses yok. Eve gittik. Anne dedik 50 lira bulduk falan. Annem dedi ki tamam ben size bölüştüreyim onu çocuklar. O artık sizin kısmetinizmiş dedi. 25'i bana, 25'i Murat'a verdi. Sonra benim param anamda kaldı. Ve annem pazara gitti. Pazardan 100 lira kaybedip geldi biliyor musun? İlahi adalet. Böyle olduk ulan dedik. Ya şu bile yaramıyor. Bize hiç yaramaz öyle şeyler. Yani gerçekten ben o gün neyse benim bir şey kenarından gelse ödüm kopar bir yerimden çıkar diye çok korkuyorum. Travma oldu sana. Evet. Sen? Halbuki o bulduğumuz bir paraydı. Hani çocuğuz bilmem ne. İşte bir türlü çıktı. Hani diyorlar ya çocuk anlamaz, çocuk bilmez, çocuk unutur. Hayır abi unutmuyor çocuk. Unutmuyor. Anlıyor, biliyor ve unutmuyor yani. Bizim akrabamız şey yapardı mesela, çok cimriydi benim akrabalarım ya. Çoğu yarısı cimri. Yani şu şaka an yani ayıp olmasın ama öyleydiler gerçekten. Karadenizler cimri midir? Bizimkiler öyleydi biraz. Allah Allah. Yani ha. Uzaktan akrabalarımızdan bahsediyorum. Çocukken onların evine gittiğimde böyle bana koydukları yemek kendi çocuklarına koyduğu yemekten hep daha az olurdu. Ve ben bunu hiç unutmazdım. Hatta bir tane akrabamız şey yapmıştı bana. Kendi kızının önüne sütlaç koymuştu, bana koymamıştı. Oy. Bir kaşık bir sütlaç. Onu o kadar unutamıyorum ki, kitabımda da yazacağım onu detaylı bir şekilde. O kadar unutamıyorum ki o gün bugün bende şöyle bir şey gelişti. Ben kendime ne kadar koyuyorsam illa yanımdakine de o kadar koyacağım. Koyamıyor muyum? Eşitlik mi var? Eşitsizlik mi var? Onunki daha fazla olacak. Doğru diyorsun. Benimki az olmayacak, onunki fazla olacak. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Şimdi sen söyleyince annem de Karadeniz olduğu için bu şeyleri çok yaşamış çocukluğunda. Annen de yaşamış misafirliğe gittiğinde, evet. Doğru diyorsun. Kıtlık. Ve, kıtlık korkusu. Ve bayağı halasından falan yaşamış. Evet. Bak. Halasından yaşamış, hep onu anlatır ve o yüzden bana hep şey derdi. Oğlum eve gelen insanı aç mısın diye sormayacaksın, önüne koyacaksın. Evet. Ama yani ben hayatta sadece onu kafama koydum Yasemin. İyi insan olmak zorundayız. İnsanlara zarar vermemek zorundayız. İnsanlar bize parmağıyla gösterip sen bana bunu nasıl yaptın dememeli. Yani ona göre yaşamalıyız. Ne olursa olsun. Yani bunu öğreneceğiz. İnsan olacağız kardeşim, başka şansımız yok. İnsanları mutlu edeceğiz. İnsanları üzmüyor. Ya ben hayatımı bunun üzerine kurdum. İnşallah becerebilirim. Beceriyorsun. Bu becerebileceğim demek değil de elbet birilerini mutsuz edebilirim yanlışlıkla. İnşallah ki etmem ama yani çok önemli bir şey. Hele bu devirde zaten o kadar çok derdimiz var ki aslında belli etmeyip içimize attığımız, çocukluğumuzda yenemediğimiz, hala onlarla uğraştığımız o kadar çok şey var ki o yüzden artık mutluluk saçıp herkesi bir kucak açmalıyız gibi geliyor. Şiir gibi konuştum arkadaşlar. Yo yo, çok güzeldi. Mi? Güzel bir yere bağlandı. Senin bana sormak istediğin bir soru var mı? Yo. Yo mu? Hayır. Hayır. Ben senin enerjini çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bizim sette de öyleydi ya. Biz ara ara hep dertleşir. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Bizden hiç beklenmedik bir sohbetti. Ne kadar dramatiktik değil mi? Dramatik ama bir şey söyleyeyim mi sana? Her komik insanın içinde bir acılı karakter var. Yalan boşver, suya girelim de. Acılarımız bizi bugünlere getirdi. Bir şey hadi diyeceğim. Suya girelim. Girelim ve fesatlık yapalım. Aynen öyle. Yeter ya. Vallahi ben tükürürüm acı nereye kadar? Hadi, be, aman. Hadi. Biraz kötülük artık. İyilik, vallahi iyilik. Yeter neydi artık ya. Ya. O paralar boşuna mı kaldı? Hadi be valla. Kaydırmalı da yaparım bilmem ne. Hesap mı vereceğim? İşte affedemem insanları biliyor musun? Ayıp yaptıysa hadi yallah ne affedeceğim? Aynen öyle, küs gitsin be. Beğen zaten abi. İnsan nüfusu çok. Biriyle küssen diğeri var. Sen mesela şu an sütlacını verir misin birine? Ne vereceğim, gitsin başkası kendi yapsın ya. Zıkkımı kökünü yesin. Süt kaç para? Sütlaç kolay mı yapılıyor? Kötülük kazanır. Kafayı gömelim mi suya? Yaşasın kötülük, hadi gel. Hadi dalarım.